bütün illerde olduğu gibi Diyarbakır ilimizde de soruşturmalar büyük bir titizlikle hukuka uygun bir biçimde yürütülmektedir. Her yerdeki soruşturmalar usul ve yasalara uygun yürütülmektedir. Zaman zaman kamuoyunda farklı değerlendirmeler yapılmakta. Bunların kimi bilgisizlikten, kimi de maalesef kötü niyetten kaynaklıdır. Bilgisizlikten olanlara fazlaca bir şey söylemek istemem. Doğrusu söylemeyi de doğru görmem. Ama gerçekten art niyetle manipüle etmek ve toplumu farklı şekilde algılarla bir tarafa yönetmek isteyenleri bir kez daha kınadığımı ifade etmek isterim. Soruşturmaların nasıl yapılacağı yasalarımızda bellidir. Cumhuriyet başsavcılıklarımız yasalarımızdaki usul ve esaslara göre bu soruşturmaları titizlikle yürütülmektedir. Deprem nedeniyle yıkılan binalarda hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlarımızın olduğu yerlerde sorumluluğu olduğu değerlendirilen herkes ve ilgili çalışmaların zaman aldığı büyük bir titizlik içinde yürütüldüğünden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Delillerin toplanması konusunda da herhangi bir sorun yaşanmamaktadır. Şu ana kadar deprem yaşanan her yerde deliller kanunlarımıza uygun bir şekilde toplanmaktadır. Bilir kişiler yine usul, yasa ve fenne uygun bir biçimde incelemelerini ve çalışmalarını sürdürmektedir. Delil toplanmadan kaldırılmış tek bir enkaz dahi yoktur. Aksi yöndeki haber ve yorumların büyük bir karalama kampanyası olduğunu bir kez daha buradan ifade etmek isterim. Ayrıca Adli Tıp Kurumumuz kimliklendirme çalışmalarını da büyük bir titizlikle yürütmektedir. Zira kimliklendirmede sorun yaşanan konularda kimliklendirme maksadıyla DNA raporlarının hazırlanması, yakınlarından alınan referans numunelerle eşleştirilmesi biraz zaman almaktadır. Ama bu konuda da büyük bir başarı ortaya konulduğunu ifade etmek isterim. Adli Tıp Kurumu uzmanlarımız büyük bir titizlikle çalışmaktadır. Emniyetimizle işbirliği içerisinde bu çalışmaları savcılıklarımızla da koordineli bir şekilde yürütmektedirler.